5. Mehmet, Mehmet Reşat, 1844-1918. Osmanlı padişahlarının 35.'sidir. Abdülmecit'in Gülcemal 4. Kadın Efendi'den olan oğludur. İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda doğdu, 73 yaşında Dolmabahçe Sarayı'nda öldü. Abisi 2. Abdülhamit'in tahta indirilmesi üzerine 5. Mehmet 1909'da tahta çıkmış, padişahlığı 9 yıl sürmüştür. Eyüp'teki türbesinde gömüldür. İlk veliahtı amcasının oğlu Yusuf İzzettin Efendi'ydi. Onun intiharından sonra veliaht olan 17 yaş küçük kardeşi Vahdettin, Sultan Reşat'ın yerine 6. Mehmet ünvanı ile tahta geçmiştir. 5. Mehmet olağanüstü nazik, çekingen, ihtirassız, hiçbir işe karışmayan bir karakterdeydi. Meşrutiyet hükümdarına anayasanın tanıdığı hakları bile kullanmadı. Bütün saltanatı İttihat ve Terakki Partisi'nin baskısı altında geçti. 2. Abdülhamit 31 Mart olayının tahrikçisi olduğu gerekçesiyle tahttan indirilince Veliaht Reşat Efendi 5. Mehmet ünvanıyla padişah oldu. O sırada Osmanlı İmparatorluğu zor bir durumdaydı. Bulgaristan Türkiye'den ayrılmış, Bosna Hersek eyaletinde Avusturya Macaristan İmparatorluğu ilhak etmişti. Osmanlı hükümeti bu durumu kabul etmekten başka bir şey yapamadı. Adana'da Ermeniler ayaklandılarsa da Cemal Paşa'nın azimli tutumu sayesinde bu isyan derhal bastırıldı. Arnavutluk'ta, Girit'te, Yemen'de isyanlar çıktı. Arnavutluk ve Yemen isyanları fedakarlık gösterilerek bastırıldı. 5. Mehmet iktidar partisi tarafından bir Rumeli gezisine çıkarıldı. Kosova'da atası 1. Murat'ın şehit düştüğü yeri, iç organlarının gömüldüğü türbeyi ziyaret etti. Yine bu sıralarda Arap eyaletlerinde de kımıldanmalar görüldü. İttihatçılar müfrit tutumu o zamana kadar devlete karşı gelmeyi akıllarından geçirmeyen unsurları kışkırtmıştı. Arap eyaletleri Arapçanın da Türkçenin yanında okul, mahkeme ve resmi dairelerde kullanılmasını istiyorlardı. Bu eyaletleri İngiltere ile Fransa kışkırtıyordu. Bu sıralarda Osmanlı hükümeti Libya'daki Türk tümenini Yemen'e nakletmek gibi bir gaflet gösterdi. Bunu fırsat bilen İtalyanlar Avrupa'daki bu Türk eyaletine asker çıkardılar. Donanma himayesindeki orduları Trablus ve Bingazi kıyılarında 1 kilometre içeriye giremedi. Türkleri çok seven yerli halkın yardımıyla kahramanca bir savunma savaşı yapıldı. Binbaşı Enver, Binbaşı Fethi, Kolağası Mustafa Kemal gibi kurmay subaylar bu savaşlarda kendilerini gösterdiler. Balkan Savaşı'nın çıkacağının anlaşılması üzerine Libya, Trablusgarp eyaleti ile Bingazi bağımsız sancağı İtalya'ya bırakıldı. Gene bu savaşta Beyrut gibi Türk limanlarının bombardıman eden İtalyan donanması Çanakkale önlerine gelmişse de boğazı zorlamayı göze alamayarak geri dönmüştür. Bundan sonra Osmanlı İmparatorluğu aklın zor kabul edeceği bir gafletle birleşmelerine zemin hazırladığı dört küçük Balkan devletinin Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ işgali karşısında kaldı. Türk tarihinde görülmemiş feci bir yenilgiye uğradı Balkan Savaşı. Elinde tuttuğu en güzel Balkan eyaletlerini, Anadolu'nun birkaç kilometre uzağındaki Ege adalarını kaybetti. Adriyatik'ten çekildi. Doğu Trakya dışında Avrupa'da hiçbir toprağı kalmadı. 23 Ocak 1913'te kanlı Babali baskını ile Kamil Paşa hükümeti düşürüldü. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa bir suikast sonucu 11 Haziran 1913'te öldürüldü. Suikast sonrasında muhalifler Sinop'a sürüldü. Bu hadiseden sonra 2. Meşrutiyet'in ilanıyla başlayan çok partili siyasi hayatımız sona ermiş, 1918'in sonuna kadar sürecek mutlak İttihat ve Terakki iktidarı kurulmuştu. 1914 yazında Osmanlı'ya imparatorluğu kaybettirecek 1. Dünya Savaşı patlak verdi. İngiltere'ye yapılan teklif reddedilince 2 Ağustos 1914'te Almanya ile ittifak anlaşması imzalandı. 27 Ekim'de Osmanlı'ya sığınan Yavuz ve Midilli gemileri Osmanlı donanması ile birlikte Alman komutasında Karadeniz'e açılarak Rus gemilerini batırdı. Ardından Sivastopol ve Novorossiysk'i topa tuttu. Rusya 2 Kasım'da Türkiye'ye savaş açtı. Rusya'yı İngiltere ve Fransa takip etti. 22 Aralık 1914, 15 Ocak 1915 tarihleri arasında yapılan
ve binlerce şehit verilen Sarıkamış Harekatı başarısız oldu. 1915'te Ermenilerin isyan ederek Osmanlı'ya zarar vermeleri, çeteler kurarak yüz binlerce sivil Türk'ü öldürmeleri üzerine özellikle Karadeniz'le Doğu ve Orta Anadolu'daki Ermenilerin çoğu imparatorluğun diğer bölgelerine tehcir edildi. 19 Şubat 1915, 9 Ocak 1916 arasında Çanakkale Savaşları tarihin gidişatını değiştirdi. Çarlık Rusyası çöktü, İngiltere'de Winston Churchill istifa etti. Milli mücadele ruhu ortaya çıktı. Mustafa Kemal Paşa bu savaşlarda ismini bütün dünyaya duyurdu. Sultan Reşat şeker hastasıydı. Bu hastalığın vücudunda yaptığı tahribat sonucunda 3 Temmuz 1918'de savaşın sona erdiğini göremeden öldü. Sultan Reşat yumuşak, merhametli ve dindar bir hükümdardı. Meşrutiyet idaresi, iddiatçılar ve tabiatı sebebiyle devlet işlerine fazla karışmamıştı. Kendisini bu konuda tenkit edenlere, meşrutiyet idaresinde ben her işe karışacaksam biraderin suçu neydi diye cevap vermişti. İddiatçılara boyun eğmesiyle ilgili suçlamalara da böyle davranmazsa saltanatın sona erip cumhuriyete geçileceğini söylemişti. Gençliğinde Mevleviliğe intisap etmişti. Doğu kültürünü iyi bilirdi ve iyi bir Farsçası vardı. Tasavvuf ve tarih kitapları ile menakıbnameleri okumaktan hoşlanırdı. Kuvvetli bir şair olmamakla beraber şiir de yazmıştı. Çanakkale Savaşı üzerine yazdığı gazeli meşhur olmuştur. Dönemi padişahlığın etkisinin azaldığı, meclisin gücünün arttığı bir zamandır. İttihat ve Terakki Cemiyeti padişahı devre dışı bırakarak devleti yönetmiştir.